Yeni bir Mukabilun Uthu, yani röportaj programına hoş geldiniz. Orta Doğu, Suriye ve Irak başta olmak üzere çeşitli etnik ve mezhepsel gruplar arasında yapılan iktidar savaşı daha da kızışarak yayılmaya devam ediyor. Medeniyetin beşiği olarak bilinen Orta Doğu, insanlığın yerin dibine gömüldüğü, vahşet dolu görüntülerin günlük yaşamın bir parçası haline dönüşmüş olduğu bir bölge haline geldi. Kısacası artık medeniyetin beşiği değil, medeniyetlerin ve azınlıkların mezarlığına dönüştü. Vahşetin sınırlarının olmadığı, iktidar ile doğal kaynaklara el koyma emelinde olan gruplar arasında kızışan ve cadı avına dönen kıyımlarda bölgenin asli halkı olan Asur, yani Süryani, Asuri, Keldaniler savaşın bütün kesimlerinin hedefi haline geldi. Silahlı bir gücü olmayan ve kendisini müdafaa etmesi imkanı da olmayan Süryanilerin ne kadar hassas olduğu birkaç hafta önce Ninova'da, Bağdede şehrinde ortaya çıktı. 24 saat içinde 50 bin Süryani, Kürt peşmergesi ve IŞİD teröristleri arasındaki çatışma sırasında şehirden kaçmak zorunda kaldı. Evet, programımızın konusu Orta Doğu ve Süryaniler. Programımızın misafirleri de çok değerli iki akademisyen arkadaşımız, Hollanda'dan Inana Foundation'ın kurucularından ve siyasi bilimci arkadaşımız Soner Önder. Soner, hoş geldin. Teşekkürler. Diğer konuğumuz ise İstanbul'dan aktivist arkadaşımız sevgili Ferit Altunsu. Ferit, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, azarak süren bu savaşta, Orta Doğu'daki savaşta hiçbir iktidar talebi olmayan, bölgedeki güç dengelerinde bir aktör rolü olmayan Süryaniler neden en fazla zarar gören insanlar, halk durumundadır? Soner, bu soruyu sana yöneltelim. Ne dersin, neden? Öncelikle Asuriye TV'ye teşekkürlerimi iletmek istiyorum bu fırsatı sundukları için. Şimdi Süryanilerin durumunu, Orta Doğu'daki durumunu anlayabilmek için bence biraz Orta Doğu'daki son durumu biraz bağlı, yani genel bir çerçevenin çizilmesi gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Biz bu çerçeve içerisinde, yani bu genel resim içerisinde nerede duruyoruz? Durumumuz ne? Ne yapabiliriz? Yani önce bir genel çerçeveyi biraz yerine oturtmak gerekiyor. Programın açılışında aslında güzel bir giriş yaptınız. Güzel bir noktaya değindiniz. Sykes-Picot anlaşmasının 100 yıllık statükonun günümüzde çatırdırdığını birçok kesim, birçok aydın kesim, birçok çevre, birçok politik güç ya da süper güçler, devletler ortak bir şekilde dile getiriyorlar. Aslında bu çok yeni bir durum değil. Yani Amerika'nın Irak'ı ikinci işgali ile birlikte açılan bir süreç. Yani o zaman da hatırlanırsa eğer Pandora'nın kutusu açıldı. Yüzyıllık statüko parçalandı. Tabii statükolar parçalanınca hemen yeni bir durum ortaya çıkmıyor. Yeni bir statüko yerine yerleştirilemiyor. O kadar kolay bir şey değil. Zaten şu an IŞİD'in gelişimi hakkında biraz sonra başka sorularda da detaylarına gireceğiz. En büyük hatalardan birisi de zaten o dönemki Bush yönetiminin yaptığı Amerika Irak işgalinin ardından direkt başlatılan bağımsızlaştırma politikasıydı. Yani statüko şöyle bir şey. Birinci Dünya Savaşı koşulları döneminde bir anlaşma yapıldı büyük güçler arasında, o dönemki özellikle İngiltere ve Fransa arasında. Savaşın külleri arasında yapıldı bu anlaşma. Bazı halklar kazandı, bazı güçler kazandı, bazı halklar kaybetti. Eğer biraz daha detaylarına girersek zaten bunda biz halk olarak nasıl Seyfo'ya, katliamlara maruz kaldığımızı göreceğiz. Biz genelde yenilen taraflarda olduk yani. Ve Birinci Dünya Savaşı döneminde yapılan bu anlaşmalarla ortaya çıkan Orta Doğu'daki devletler, ki bu belli bir süreci alıyor. Yani savaş bitti, yeni bir statüko, yani o dönemki statüko, büyük İmparatorluklar çöktü. O dönemde Orta Doğu'ya dayatılan ulus devlet modelleri belli bir tarihsel periyot içerisinde yavaş yavaş devreye girdi. Yani bu Orta Doğu'nun aslında
Sykes-Picot ile birlikte başlayan Balfour Deklarasyonu, ki bu Filistinlerle İsrail arasındaki ilişkileri düzenleyen deklarasyondur. O dönemle başlayan süreç ta 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarına kadar da devam eden bir İngilizce'de settlement denen bir süreç ile, yani o sürece kadar, yani bir 30-40 yıllık bir süreçte Orta Doğu yerli yerine oturdu. Ortaya çıkan bazı devletler vardı, ulus devletler. Bu ulus devletlerde, yani çok kısa bazı şeyler söylemek gerekirse eğer, biz Süryaniler hiçbirinde yer almadık. Hmm. Bu ulus devletlerin birçoğunun oluşum temeline baktığımızda başka halkların katliamları üzerinde, başka halkların yenilgileri, başka halkların inkarı üzerinde bu devletler kuruldu. Şimdi bu o dönemin, yani 20. yüzyılın statikosu dediğimiz dönemin statikosuydu. Sykes-Picot ile başladı, devam etti. Daha sonra da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemi geldi. Soğuk Savaş dönemi erdiğinde, Sovyetler çöktüğünde yeni bir durum mu gelişiyor dendi. Orta Doğu'ya direkt bu yansımadı. Orta Doğu'ya yansımaları Filistin-İsrail görüşmeleri, Oslo görüşmeleriyle birlikte şekillendi. Fakat ilk Baba Bush'un yaptığı Irak'ın Kuveyt'i işgali, bu da yeni bir perdenin tam anlamıyla ortaya çıkmasına yol açmadı. Fakat ikinci Amerika'nın ikinci Irak işgaliyle birlikte aslında bu süreç fiilen başladı diyebiliriz. Ve bu dönem, şimdi bu aradan geçen 10 yıllık süreç içerisinde bu pişti. Aslında o dönemki analizlere baktığımızda İsrailliler en gerçekçi analizlerden birini yapmışlardı. Statiko gitti, Pandora'nın kutusu açıldı. Şimdi Irak bir devlet olamaz. Üçe bölünecek. Yani bu Irak'ın kaderi haline dönüşecek. Yani bu bir zaman sorunu. Şimdi genel durum bu. Yüzyıllık statiko bitti. Şimdi yeni sınırlar çizilmeye başlanıyor. Yeni devletlerin ortaya çıktığı yönünde yeni haritalar piyasaya sürülmeye başlandı. Yasacılığımız süreç bir anlamda Birinci Dünya Savaşı tarihsel anlamda karşılaştırdığımız zaman Birinci Dünya Savaşı sürecine benzerlikler taşıyor. Statikonun parçalandığı bir süreçtir. Benzerlikleri bir statiko parçalanmıştır, sınırlar değişiyor. Yıllarca sürecek bir depremdir diyorum bu süreç. Yani o konuda hemen 1-2 ayda, 1 yılda, 2 yılda biteceğini düşünmemek gerekiyor. Ona göre hazırlık yapmak gerekiyor siyasal anlamda. Ki 1. Dünya Savaşı'nın açılan süreç dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'na kadar devam etti. Evet. Yani onu unutmamak gerekiyor. Önümüzde bir 20 yıllık bir çatışma dönemi mi var? Evet, yani tarih şöyle bir şey. Yani tarihte günümüzde, şimdi biz iletişim çağında yaşıyoruz. Her şey biraz daha hızlı gelişiyor. Hmm. Yani tarihte 100 sene içerisinde gelişen bir siyasal veya toplumsal bir değişim günümüzde belki 10-20 yıl içerisinde gelişiyor olabilir. Tabii zamana ilişkin çok kesin şeyler içerisinde bulunmamak gerekiyor. Dediğim gibi benzerlikler içerisinde bir iki noktaya daha değineceğim. Birinci, benzerlik sınırlarının değişmesi, yeni devletlerin oluşması. İkinci değişim, ikinci benzerlik noktası, yani süreç, bu süreç ile Birinci Dünya Savaşı arasındaki süreç arasındaki benzerlik anlamında. Bu süreçler çok dikkat edilmesi gereken hassas süreçlerdir. Yani bu süreçler soykırım ve katliamlarla eş beş beşe gider. Yani hemen şöyle Birinci Dünya Savaşı, Seyfo ve bize başımıza gelenleri den de değil de gelin bir 15-20 yıl öncesine bir bakalım. Sovyetler çöktü, Balkanlardaki etkisi ne oldu? Yugoslavya evet, parçalandı, evet. Direkt Bosna, hı-hı, ve oradaki katliamlar, hı-hı, soykırımlar ortaya çıktı. Üçüncü bir nokta, yani bu biraz kaçınılmaz, eşyanın doğası gereğidir bu. Güçsüz olan kaybediyor burada. Çünkü güçsüz olan, yani burada önemli olan, yani senin siyasal gücün, diplomatik gücünden öte ne kadar askeri, materyal gücün var. Yani odur önemli olan. Çünkü biraz orman kanunudur. Ya ne kadar, ya şöyle koyalım. Ne kadar kendini koruyabiliyorsun? Yani bir şey önce, yani bir şeyler kazanmaktan önce sen ne kadar önce kendini koruyabiliyorsun? Önemli olan nokta bu. Bence biraz siyaset geliştirirken o şeyi unutmamak gerekiyor. Tamam, ben bir şeyleri isteyebilirim. Şu hakkımı isterim de. Ama bu tür kritik süreçlerde bence önce kendimi koruma gibi bir öncelikli bir hedefimin, evet, olması gerekiyor. Yoksa bu olmaz. Bu hemen çok kısa benzerlikler dedim. Farklılıkları nedir? Hemen onu da koyalım. Çünkü yoksa resim anlaşılmaz. Birinci Dünya Savaşı ve günümüz arasındaki süreç arasındaki farklılıklar. Az evvel söyledim, iletişim teknolojisinin yaşandığı bir iletişim devriminin yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Global bir dünya. Evet. Eskisi gibi izolasyon içerisinde yaşamıyor halklar, topluluklar, coğrafyalar. Birinci Dünya Savaşı'nın süper devletler bizzat savaştılar.
Ama günümüzde bakıyoruz Suriye ile açılan vesayet savaşları, proxy war denen vesayet vekalet savaşları ortada. Görüyorsunuz yani Obama yönetimi çok isteksiz. Diyor, açıkça söyledi adam, diyor, ben asker masker göndermek istemiyorum. Kimse yani böyle ciddi bir adım atmak istemiyor. Yani bu da bu sürecin bir özelliği olarak görülmesi gerekiyor. Üçüncüsü de bence Birinci Dünya Savaşı'ndan farklı olarak bu da bizim için de geçerli. Daha örgütlü diaspora güçleri var. Yani bu da dediğimiz bağlantısallık açısından. Yani Orta Doğu'da olan bir durum, bakın biz buradan direkt tepki gösterebiliyoruz. Yani bu durum yoktu Birinci Dünya Savaşı'nda. Buradan hemen çıkarak bir soru sorayım Soner, kısa bir cevapla. Bu bizim için bir şans değil mi sence? Çünkü yani materyal olarak, yani silahlı güçler olarak orada neredeyse yok sayılacak kadar bir gücümüz var. Buradaki imkanlar, oraya etkileme imkanlar, bu bizim için bir... Bence bu bir şans ama nasıl kullandığına bağlı tabii. Bence bir şans, kesin bir şanstır. Hemen iki örnek vereyim. Biz Süryaniler sayısal anlamda o kadar fazla olmasak da, yani diğer halklarla karşılaştırdığımız zaman, ama sesimiz iyi çıkıyor. Yani onu söylemek gerekiyor. Ne kadar örgütsel sorunlarımız olsa da kendi aralarımızda, ama diasporada kendimizi gösterebiliyoruz. Bunun küçük bir kanıtı şudur ki Erdoğan yönetimi, Türkiye, mesela şimdi Türkiye'de mesela diyelim Almanya'da 3-4 kimileri 5 milyon Türk yaşıyor deniyor. Avrupa'da birçok yerde milyonlarca Türk yaşıyor yani. Ama ona rağmen Türk diasporasının Süryani diasporasıyla karşılaştırdığınız zaman sesi çok bizim Süryaniler kadar çıkmıyor. Evet. O neden nedir ki Süryani diasporasına özel bir ilgi gösterdiklerini özellikle son yıllarda görmemek mümkün değil yani. Bir de bu boyutuyla bakmak gerekiyor. Bu resmi dedim ya, iki şey var. Obama yönetimi isteksiz dedim süper güçler anında, yani biraz parçalarını oturtalım. Obama yönetimi askeri güçle müdahale etmek istemiyor. Böyle. Bu belli bir sürede devam edecek. Yani belli bir yani şok yaşamazsa Amerikan siyaseti, şok nasıl olur? Yani 11 Eylül gibi bir şok olabilir. Veya direkt onları etkileyen bir şey olmazsa bu durum, bu siyasal çizgi değişmeyecek gibi olabilir. Bakıyoruz Amerikan siyasal yapılanmasına, Bush gibi aşırı sağcı bir yönetimin gelme ihtimali şu anki konjonktürel durumda yok gibi gözüküyor. Yani muhafazakarlar Amerika'da yönetimi alabilirler Obama'dan ama aşırı sağcı bir çizgiye kaymaları zor gözüküyor. Baktığımızda Rusya yönetimi, Putin çok daha aktif gözüküyor. Ama Putin kendisi ile ilgili olan Ukrayna, Suriye'de zaten o Suriye'nin batısı taraf, yani Akdeniz'e açılan tarafları ile ilgili konularda aktif. Diğer konularda genelde muhafazakar, fazla aşırı bir aktif bir ilgilenmeye girmeyen bir tutumu şey yapıyor. Bölge güçlerinin bölge güçleri açısından baktığımızda ise bu biraz daha detaylı, belki inilmesi gereken bir şey. Bölge güçlerinde de bu statükonun parçalanmışlığından ileri gelen aşırı zikzaklar var. Yani bunu hemen şöyle bir örnekle verelim. Ben şimdi doktora yaptığım konu da bu. Türk dış siyasetinin son yıllardaki değişimi üzerine yapıyorum. Orta Doğu dış siyaseti üzerindeki değişimi. Yani baktığımız zaman AKP hükümetinin dış siyasetini, yani bu son 10-15 yıllık dönem içerisinde kaç kere değişti? Yani bunu bile matematiksel olarak ortaya koyduğumuz zaman, yani ne kadar bir dış siyaset deyip geçmemek lazım. Yani bunlar böyle statükonun en böyle kalınlaşmış, yani devletlerin kırmızı çizgi olarak tabir ettikleri şeylerin kristalleşmiş halleridir. Ama bakıyoruz Beşar Esad bilmem kaç yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgili kardeşi iken şu an düşmanı, bırak düşmanı, yani şeytan haline dönüştü. Evet. Yani böyle durumlar var. Ve bölgesel güçler de şöyle diyeyim, mezhepsel şeyler çerçevesinde saflaşmış durumdalar. Yani böyle bir ittifaklaşma, yeni türden ittifaklaşma yani şeylerini de görebiliyoruz. Görüntü o şekilde oluyor. Ferit, sen ne dersin? Orta Doğu çözülüyor mu? Bu yangın şimdi Suriye ve Irak'ta ama bu statüko ortadan kalkınca ve Sykes-Picot sınırları artık pratikte yok. Ama bunun diğer Orta Doğu'daki diğer ülkelere sıçraması riski nedir sence? Tabii ilk önce hemen akla Türkiye geliyor. Yani özellikle Kuzey Suriye'de PYD'nin ilan ettiği özellik veya otonom kantonlar şüphesiz Türkiye'nin güneydoğusunda
olan Kürtlerin dikkatini çekiyor o tarafa doğru. Mesela oradaki yani oradaki kantonal yönetimlerin ne kadar uzun yaşayacaklarıyla ilgili bir soru bu. Hmm. Orada eğer başarılı bir pratik olursa ve bu pratik uzun bir vakit bulursa bence Türkiye'de belki sınır değişikliği çok çok uzak bir ihtimal ama kesinlikle Türkiye'deki siyasal sistemi ciddi anlamda sarsacaktır. Şöyle ki bir kere Türkiye o keskin üniter siyasal sistemini devam ettiremez. Orası kesin. Yani bir kere Kürtler bunun karşısına çok ciddi bir engel olarak çıkacaklardır. Kürt hareketi, PKK olsun, diğer Türkiye'deki onlarla ittifak halinde olan sol demokrat devrimci güçler olsun. Dolayısıyla yani bu anlamda Türkiye'yi etkileyebilir. Bu şu anda Türkiye'de yürüyen çözüm sürecinin akıbetiyle de ilgili bir şey. Yani onun nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bir soru aynı zamanda. Gözüken o ki şu anda işte bu süreci yürütenlere yasal bir koruma sağlandı ve dolayısıyla hükümet bu konuda en azından bir nebze daha samimi ve daha aktif olduğunu, olacağının işaretini gösterdi. Ama neticede Orta Doğu gibi yani çok artık iç uluslararası ve iç siyaset sorunlarının bu kadar birbirine sarmaş dolaş olduğu bir şeyde çok kesin öngörüler veya yüksek olasılıklı öngörüler yapmak gerçekten çok zor. Fakat Türkiye'deki, daha doğrusu Orta Doğu'daki bu son durum, IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde ve daha doğrusu kuzeybatısında ve Suriye'nin kimi bölgelerinde fiili bir alan kontrolü yaratması ve fiili bir durum oluşturması yani Türkiye'yi de etkileyebilir nihayetinde. Yani bir sınır komşusu olarak dediğim gibi yani hem Kürt hareketinin alacağı pozisyonlarla ilgili olarak ve bir de bu kişilerin Türkiye'ye baş ağrısı yapmayacakları ne malum yani böyle bir şey de yok ortada. Her ne kadar Türkiye tarafından bu kişilerin veya örgütlerin siyasal, askeri faaliyetlerini şu an itibariyle göz yumulduğu gözükse de kimse bir tahminde bulunamaz. Şimdi Irak konusunda da Türkiye'nin çok hassasiyeti vardı yani Kürt bölgesi. Evet. Ama şu anda görünüyor yani istatistiki veriler bunu gösteriyor. 1960'lı yıllardan beri Türkiye ile en büyük pazar ticareti Almanya ile Türkiye arasındaydı. Almanya Türkiye arasında. Şimdi Kürt yerel yönetimi ile yapılan ticaret Almanya ile yapılan ticareti geçti. Evet. Şimdi bunlar yani siyahla beyaz somutluğunda bir veriler. Şimdi Suriye'deki değişim ve oradaki Kürt otonom bölgesinin oluşumu eğer orada başka sorunlar da var gerçi. Yani oradaki Kürtlerin hepsi de o autonom bölgenin şeyinde değiller, fikrinde değiller. Evet. Yani Türkiye acaba gene böyle bir hayır, hayır, hayır deyip sonra evet mi diyecek? Ne dersin yani? Vallahi yani bu bir süreç meselesi. Yani hatırlarsanız 1990'larda özellikle Türkiye'nin şu an Irak'ın kuzeyinde olan Kürdistan bölgesel yönetimine karşı, oranın liderlerine karşı tabirce aşağılayıcı tutumu, işte aşiret ağası muamelesi yapması, onları küçümsemesi noktasından bugün işte Hüseyin Çelik'in arzu etmeyiz ama orada bir Kürdistan kurulursa bir itirazımız olmaz, bu Kürtlerin doğal hakkıdır noktasına gelmesi. Düşünün bu 20-25 yıllık aşağı yukarı bir süreçte meydana geldi. Ben yani Suriye'nin olursa eğer, devam ederse eğer, Suriye'nin kuzeyindeki bu oluşumun da bir süre sonra Türkiye ile iyi ilişkileri yani hani çizgi bu şekilde devam ederse ben bir süre sonra onu Türkiye ile de iyi ilişkiler kuracağını düşünüyorum. Şimdi ben bir şeyler söyleyeyim istiyorsanız, bu konuda bazı veriler verelim. Şey yapalım. Yani şimdi son aylarda zaten
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Barzani ile Türkiye arasında özel petrol anlaşması imzalandı. Evet. Amerika'nın o kadar itirazına rağmen bu petrol anlaşması 50 yıllık bir anlaşma. Şimdi böyle bu çok stratejik bir anlaşma. Yani zaten iplerin kopma noktasına geldiği, Irak'taki iplerin kopma noktasına geldiği şeylerden, parametrelerden birini de bu oluşturuyor. Evet. Şimdi bu 50 yıllık petrol anlaşması ne demektir? 50 yıllık bir angajman meselesidir. Türkiye ile Barzani birbiriyle 3 aşağı 5 yukarı dostluk ilişkileri, nikah kıydı. Nikah kıydı. Yani. Evet. Şimdi bu önemli. Şimdi bu neyi getiriyor beraberinde? Orada bir Kürdistan, bağımsız bir Kürdistan kurulursa eğer, AKP hükümeti eski siyah, yani eskiden Türk devletinin kırmızı çizgisiydi. Çizgisi, şimdi o kırmızı çizgi olarak algılanan MGK kaldıracak yani bunu. Evet. Yani kabul edilebilir. Tabii. Ki baktığımız zaman son dönemdeki açıklamalara, Barzani bağımsız Kürdistan'a dönük açıklama yaptıktan sonra buna karşı sert bir açıklama yapılmadı. Hatta olursa kabul edilebilir cinsinden bir açıklama da yapıldı Türk devleti tarafından. Tabii. Bir bu. Ama şöyle o Rojava'ya girdiğin Suriye'ye ilişkin boyutuyla ilişki bir şey yapmak gerekirse ya şimdi Türk devletinin şu anki AKP hükümetinin dış siyasetinde ki önemli açmazlardan birisi de şu. Aslında dün mü, evvelsi gün KCK'den bir açıklama geldi. Çözüm süreciyle IŞİD beraber yürümez. Evet. Yani bir tarafı seçeceksiniz. Şimdi AKP şunu yapmaya çalışıyor. Çözüm süreciyle Kürtlerin Türkiye'de başlattıkları ve diğer bütün parçaları etkileyebilecek Irak, Suriye ve indirekt olarak İran'ı bile etkileyebilecek özgürlük mücadelesinin sonuçlarını bir kere sınırlandırmaya çalışıyor. Kontrol altına almaya çalışıyor. Hı hı. Bunu nasıl yapıyor? Bir taraftan PKK ile direkt görüşmelere çözüm süreci adı altında başlayarak. Hı hı. Diğer taraftan da işte az evvel belirttiğimiz gibi Barzani ile 50 yıllık bir nikah sürecine girerek yapıyor. Evet. Petrol anlaşması adı altında. Şimdi Türk devletinin Kürt sorununun hakkındaki ortaya çıkan emarelerden anladığımız politikası şu. Kürt sorununun çözüm süreci aslında PKK'yı sınırlandırma bitirme süreci olarak biraz işlevselleştirilmeye çalışılıyor. PKK'nın yerine Barzani, yani PKK yani belki bitirilemez ama ikinci aktör durumuna düşürülebilirse ne ala. Barzani temel aktör olacak. Şimdi Rojava konusunda IŞİD'in ve diğer radikal İslamcı örgütlerin bu kadar saldırtılmasının, Rojava'nın bu kadar kuşatma altına alınmasının temel nedeni bu. Çünkü orada PKK ile birlikte hareket eden PYD'nin hükmü orada. Çünkü yani bu herkese bilinen bir durum. Evet. Yani orada eğer Barzanici Kürtler şey yapmış olsalardı, Türkiye böyle bir ses çıkartmayabilirdi. Evet. Diğer siyasette aslında söylenen IŞİD'dir. IŞİD'i Türkiye onlar da kullanıyorlar. Ama ne kadar bu kullanma ilişkisi Amerika'nın Amerika ile Afganistan savaşı, Afganistan Sovyet Savaşı dönemindeki El-Kaide'nin işte bu şeyine benziyor. Yani ne kadar kontrol altına alınabilir bunlar? Ayrı bir meseledir. IŞİD bir de sosyolojik boyutuyla bakmak, sosyolojik ve siyasal boyutuyla bakmak gerekiyor. Sünni bir örgütlemedir. Selefi bir devleti önlerine koymak hedefleri var. Bu da Müslüman kardeşlerin ideolojik, tarihsel ideolojik gıdasından besleniyor. Yani bunlarla aynı şeyi, üç aşağı beş yukarı aynı uzak vadeli siyasal İslam ajandasını paylaşıyorlar. Yani yani böyle bir boyut da var yani. Bunlar epey açmazlar yani. Evet tabii yani onların Sünni kimliğine referans yapmaları Türk hükümetinden aslında bir üstü kapalı şey de görüyor, kabul de görüyor yani. Türkiye tarafından. Tabii yani Türkiye'deki hükümet Erdoğan daha Erdoğan terörist örgüt olarak ilan etmiyor. Çok sünni, evet. Sünni bir şey iktidar var şu an şeyde ve zaten son özellikle 2011'deki yanılmıyorsam bu anayasa oylamasından sonra özellikle hükümet tarafı hani o maskesini iyice açığa çıkarttı. Pardon, maskeyi düşürüp gerçek yüzünü iyice açığa çıkarttı ve işte türlü toplumu İslamileştirmek için elinden gelen bütün çabayı, gayreti sarf etmeye başladı. Nitekim işte alkol yasakları, 4+4+4 sistemi, birçok başarılı okulun, normal fen lisesi ve Anadolu lisesinin kapatılıp yerine İmam Hatip okullarının açılması. Bunlar sürekli bir İslamizasyon prosesi ve uzun vadeli bir proses.
O zaman ve söylediğini yerine getiriyor Erdoğan yani. Tabii yani zaten biz demokrasiyi hedef değil yani. Zaten İslami gelenekte takiye denen bir şey var. Dolayısıyla hedefe varmak için biraz makyavelist aslında bir şey bu. Belki bilmiyorum Makyavel oradan esinlendi mi bilemiyorum ama nihayetinde çok makyavelci bir yaklaşım ve kendi hedeflerine ulaşmak adına her türlü gömleğin içine girebilirler. Milli görüş gömleğine de girebilirler. Bir süre sonra o gömleği de çıkarabilirler. Tekrar giyebilirler. Bu hiç önemli değil yani. Bu çok dikkatimi çekmişti. Birkaç sene önce 97'de yapmıştı bu açıklamayı. Son 2011 ve 9'da da aynı şeyleri söylemişti. İşte bizim hedefimiz demokrasi değil. Yani bizim demokrasi bizim için alettir yani. Evet. Araçtır. Evet. Otobüs gibi bineriz, atlarız, istediğimiz yere gideriz. Ama nereye gidecek? İşte orası belli değil. Yani nihayetinde hani nereden bakarsanız bakın aslında demokrasinin bir araç olması gayet normal. Nihayetinde esas hedef insan topluluklarının mutlu ve refah bir şekilde yaşaması. Bunun için demokrasiyi alet olarak kullanmaktır. Fakat burada esas sorun direksiyonda oturan kişinin, demokrasinin direksiyonunda oturan kişinin aracı nereye götürmek istemesi meselesidir. Evet. Birisi daha refah, daha müreffeh, daha özgürlükçü bir yere önerirken bir başka taraf daha baskıcı, İslamcı bir hayat modeli önermektedir. Tek fark bu. Yoksa demokrasinin araç olmasıyla ilgili belki... Siyasal literatürde yani büyük bir gaf olarak görülmesi gerekir ben diyorum. Çünkü demokrasi günümüz toplumlarında yani biz neyi şey yapıyoruz söylerken yani Avrupa demokrasilerini tartışırken ileri demokrasi diyoruz. Yani ileri demokrasi bir rejim olarak, siyasal bir rejim olarak ifade ediliyor. Yani terim olarak, terim anlamında. Yani onu bir amaç olarak ele almak bence daha şeydir yani. Yoksa... Söylediğini kastediyor yani aslında. Yani tabii biz ileri demokrasi bir... Yani öyle, yani sen konuşurken ben ileri bir demokrasiyi oluşturmak istiyorum diyebilirsin. Kendi ülkemde, kendi şehrimde. Evet. Yani o anlamda. Şimdi biraz olaylara biraz genel çerçeveden baktık. Ben biraz... halkımız bazına inmek isterim yani. Bu çizdiğimiz genel çerçevede bizim Süryanilerin yeri neresi? Yani şu son gelişmelerde Irak'ta, Ninova'daki gelişmelere bir girersek. Buradaki olaylar hakkında ne demek istersiniz? Yani IŞİD gibi bir çete, İslamcı terörist bir çete, 3 milyonluk bir şehir olan Musul'u nasıl düşürür? Akla nasıl, mantıksal bir açıklaması var mı buna? Şimdi mantıksal açıklaması Irak ordusunun geri çekilmesiyle mümkün yani. Yeni yani. Bir durum değil tabii. Biz sadece filmin son sahnesini gördük. Evet. Ondan dolayı biraz şok olduk. Biraz yani Suriye'deki gelişmelerden dolayı da Irak'ta ne olup bittiği ama perdelenmişti biraz. Son birkaç gün Irak, Musul'un IŞİD'e terk edilmesinden son tahmin ediyorum bir 4-5 gün önce haberlerde özellikle hani biraz arka planda olmak kaydıyla Türkiye'de işte Maliki hükümetinin seferberlik ilanı talepleri vardı. Meclisten bu yönde bir karar geçirmeye çalışıyordu ve bu yönde bir aslında biraz siren sesleri o zaman gelmeye başlamıştı ve çok aradan fazla zaman geçmeden Irak ordusunun... Şimdi bu konuya değinmemin sebebi bu IŞİD'in Musul'u almasından birkaç gün sonra hemen alarm çanları yani Ninova'da bizim için çalmaya başladı. Evet. Ve 50 bin kişi 24 saat içinde 50 bin Süryani Bagdad'ı terk etti. Evet. Orada da böyle biraz karmaşık bir durum söz konusu. Yani orada da bazı sorular çıkıyor önümüze. Nasıl yani adamlar çıktığında bizim hedefimiz Maliki'dir. Biz Maliki'yi yakalayacağız ve kafasını keseceğiz. Bütün Şii yönetimi devirmek istiyoruz dedi. Öyle çıktılar ortaya yani. Daha sonra birden... Bagdad'e yani ters yöne yöneldikleri ortaya atıldı. Ve bu bize 50 bin kişinin kaçmasına, evlerini terk etmesine sebep oldu. Olaya biraz daha yakından baktığımız zaman aslında IŞİD'in hedefinin Ninova olmadığı görülüyor. Belki şimdi onlar Maliki'nin işini bitirdikten sonra yani Ninova'ya ve Süryanilere ve diğer halklara yönelmeyecekleri diye bir garanti yok kesinlikle.
Çünkü serseri bir mayın gibi. Yani nerede durup nereye çarpıp nerede patlayacağı bilinmiyor yani doğru dürüst. Bu konuda ne dersiniz? Çünkü İsveç'te bu çok dikkat çekti. İsveç'te Asur Federasyonu bunun Kürt peşmergeleri tarafından yapılan bir provokasyon olarak ortaya attı. Ve bu tezinde de çok direndi. Nasıl bir provokasyondan bahsediyorlar? Şimdi IŞİD bu bölgede yoktu söylediklerine göre. Peşmergeler Bağdat'ın sınırlarının dışında Sünni Müslümanların köylerinde bazı siper kazmaya başladılar. Böyle yani taciz ettiler. Sünni Müslüman aşiretlerini. Bunların da silahsal olarak peşmergeye karşı bir şey direnme gücü olmadığı için söylenene göre bunlar şey yaptı. Musul'a gidip IŞİD'den yardım istediler. IŞİD'de birkaç araç ve adam göndererek peşmerge mevzilerini raket atarlarla dövmeye başladı. Bu raket atarların patlamasından sonra 50 bin kişi hemen kaçtı. Yani bir günde boşalttı. Bir günde boşaldı ama yani bunun mantıklı bir açıklaması olabilir peki, mi? Peki şöyle bir şey sormak gerekiyor. Ben biraz bu konuda eleştirelim. Yani gireceğim yani bu konulara da. Böyle bir rapor hazırladı İsveç Asuri Federasyonu. Neden böyle bir raporu oradaki yani Irak'ta çalışan örgütlerimiz var, organizasyon, insan hakları organizasyonlarımız var. ZAVAO, Asuri Demokrati Hareketi, Demokrasi Hareketi. Türkçesi Demokratik böyle, Asuri Hareketi. Demokratik Asuri Hareketi orada. Neden bunlar böyle bir şeyi rapor yayınlayıp uluslararası kamuoyuna yayma ihtiyacı duymadı da İsveç'teki Asuri Federasyonu yaptı. Yani böyle bir şey. Çünkü olayları anlamaya çalıştım. Ben yani birebir bazı yerel kaynaklardan da ilişkiye geçip çeşitli bilgiler de almaya çalıştım. Olayın arka planını anlayabilmek için. Evet. Ya aslında bunu anlamak fazla zor değil. Yani çünkü yani oradaki Kürt yönetiminin etkisi altında ve korkusu altında olan nasıl bir rapor yapabilir? O da başka bir sorun. Sen ne dersin ona Ferit? Yani bu konuda böyle bir durumda biraz şüpheyle yaklaşmak gerekir. Yani hani bölgeden doğrudan gelmeyen haberler biraz manipülasyona açık. Dolayısıyla orada gerçek ama yani oradan da gelebilecek haberler biraz yani ne kadar manipülasyona açık olsa da yani oradan gelen haberlerin biraz daha şimdi, dikkate alınması taraftarıyım. Evet. Yani tabii nihayetinde bilemiyorum yani oradaki insanlar. Yonadam Kenna mesela yani bu konuda benim bildiğim kadarıyla söylüyorum. Yani Maliki yönetimiyle yani bu saflaşmada yani Maliki yönetimiyle belli bir şeyi var, uyumu var öyle diyelim. Zavanın da ben Barzani'den çekineceğini çok birebir düşünmüyorum. Aynı fikirde değilim. Aynı dönemde zaten Zavan'ın bir açıklaması oldu belli bir süre önce. Yani bu konuda Kürtleri ya da KRG yönetimini, bölgesel hükümeti, Kürt bölgesel hükümetini direkt hedef alan bir açıklama yapmadılar. Hiçbir değil mi? Öyle bir açıklama, şöyle bir açıklama yaptı Yonadam Kenna. Hem Peşmerge'nin hem de IŞİD'in orada aslında olmaması lazım dedi. Yani Peşmergeleri de, Kürt KRG yönetimini de eleştirdi. Neden mevzileri gittiniz ta Süryanilerin en büyük ilinin fakat kenarına taşıdınız diye yani bu öyle bir eleştiri yaptı yani. Yani bilemiyorum haritadan gördüğüm kadarıyla Bağdat'ı Musul'a çok yakın. Öyle 5-10 kilometre. Neredeyse yürüme mesafesinde bir yer. Dolayısıyla orada güvenlik amacıyla siper kazınmış olması çok abes bir karar gözükmüyor en azından. Benim nazarımca bilmiyorum yani. Tabii orada siper kazıp da Mahsut'tan IŞİD gelip saldırsın diye eğer taciz ateşi açılıyorsa o ayrı bir mesele ama orada bir askeri tedbirin alınması çok akla aykırı değil. Benim gördüğüm şöyle bir şey. Ben IŞİD'in açıklamalarına baktım. IŞİD sadece zaten Irak, Suriye, Irak, Şam devleti olarak ortaya koydukları bir hattı ele geçirmeyi hedef alıyorlar ilk önce. Bakıldığında
El-Kaide ile ayrışma noktalarından birisi de zaten El-Kaide global cihatı savunurken IŞİD'in daha adam devletsel bir amacı var yani. Evet. Şimdi IŞİD'in ele aldığı şeylere baktığımızda IŞİD'in hedef aldığı yerlerin en büyüklerinden bir tanesi de Ninova'dır. Hı. Yani Ninova IŞİD'in tehdidi altındadır demek siyasal açıdan bence yanlıştır. Çünkü adamlar orayı istiyorlar. Bir bu. İkincisi tarihsel olarak Kerkük dahil olmak üzere 16 noktada ki biz bunlar buralarda yaşıyoruz. Biz Asuriler, Süryaniler burada yaşıyoruz. 16 tartışmalı bölge. Kürtler ve Sünniler arasında biz arada kaynıyoruz diyelim. Biz buralarda yaşıyoruz. İki taraf da buraları ele geçirmek istiyor. Hegemonya savaşı var. Yani bu yeni bir durum değil. Tarihe gittiğinizde tarihte de vardı. Yani çözülmemiş sorunlar aslında şu an ortaya çıkıyor. En büyük tehlike biz gözden kaçırıyoruz belki de. IŞİD'in hedef aldığı noktadan birisi de Rojava dediğimiz Kuzey Gezertu. Halkımızın en çok Suriye'de yaşadığı yer. Evet. Adamlar orayı da geçirmek istiyorlar. Şimdi ben şurada eleştirel nokta olarak ortaya sunmak istediğim şey şu. IŞİD'in böyle bir hedefi var. Kürtler orada. IŞİD buraları ele geçirmek istiyor. IŞİD'in nasıl bir yapılanma, ideolojik hedefi olduğu, neyi çok öngördüğü çok belli. Şeriatı istiyorlar. Yani biz şeriat altından yaşayabilir miyiz, yaşayamaz mıyız? Bunu zaten cevaplamakla abeste iştigal. Bırak orayı, Ninova'yı aldı. Suriye'deki o bizim yaşadığımız bölgelere de girdi. Orada Kürtleri, PYD'yi çökerttiler, orayı da aldılar. Zaten şu an Abluka saldırı halinde Kobani. Arto'yu çekecekler. Afrin batıda, Gezertu doğuda. İzole bir ada kalacak ve öylece yani çökertecekler. Biz orada ne yaparız? O da ayrı bir tartışma konusu olarak bir tarafa bırakıyoruz. Ama ortaya koymak istediğim IŞİD şu an en büyük tehlikedir. En büyük tehdittir yani. Şimdi bizim açımızdan da biz Asuri Süryaniler arasında en büyük tehdittir. Şimdi İsveç Asuri Federasyonu'nun bence bir dost olarak bu eleştiriyi anlamak gerekiyor. Yani ben bu konuda siyaset yaparken biraz real politikayı iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Tehditler farklı derecelerde sıralanması gerekir. Eğer siz bu sıralamayı yanlış yaparsanız bu konuda bir siyasi yanlışlığa içine girersiniz. Bence bu konuda demonstrasyon, Södertalya'da yapılan demonstrasyonda temel hedefin Kürtler olarak şey yapılması, Kürt işgalciliği olarak ortaya konulması, ikinci planda da böyle bir raporun buradan, diasporadan yayın şey yapılıp bu konuda diplomasi faaliyetleri yapılması. Ama burada bir düzeltme yapayım. Evet. Çünkü bu raporun temel bilgileri yani burada toplama bilgilerden değil. Oradan yani oradaki kaynaklardan ve çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler üzerine yapılmış bir rapor. Kendisi zaten Asur Federasyonu yazıyor. Bu raporun içeriğinin hepsi oradan gelen ve sadece bir kaynaktan değil birçok kaynaktan derlenen ve harmanlanan şeyin neticesi olarak çıktı rapor ortaya. Ve bunu bir daha önce yayınlanan uluslararası bir örgütün, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir örgütün buna benzer bir raporu var. Yani şimdi Asur Federasyonu'nu bir şey olarak görebiliriz, yani sübjektif olarak görebiliriz. Kürtler de tabii KRG yönetimi de bunun karşı tarafını olduğu düşünülürse üçüncü ve hiç bölgede bir şeyi olmayan yani sadece objektif olarak bakan bir rapor da var ortada. Yani belki senin söylediğin doğrudur. Kısa vadede IŞİD en büyük tehlikeyi oluşturan elementtir. Ama peki, uzun vadede şey sorun neden Kürtlere yani bu ben siyaset biz, olarak senin ne buyur Ferit abi, ben bir şey sormak istiyorum. Mesela peşmergeler köyün adı neydi Musul'daki? Bağdede köyüne gelmeden önce o köyün güvenliğini kim sağlıyordu? Çevre güvenliği. Orada Süryani güvenlik güçleri vardı. Evet. Bu rapora göre peşmerge oraya gelip mevziler, siperler kazmaya falan başlayınca checkpointları teslim aldı. Ve bizim Süryani güvenlik güçlerinin hepsini oradan dağıttı yani. Sizin artık burada işiniz yok, siz çekilin dediler. Onlar üstlendi. Yani peki şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi ben diyorum genel çerçeveye yine bir bakmak gerekiyor. Bence siyaset okumasında bir yanlış var. Şimdi yeni bir durum ortaya çıktı. Yani statüko parçalandı dedik. Şimdi bizlerin yaşadığı talihsizliğimiz de zaten biraz bu çok sorumlu bölgelerde yaşıyoruz. Evet. Yani çok talihsiz bir coğrafi konumlamamız var.
Zaten birçoğumuz çıktık yani ülke boşaldı ama kalanlarımız da çok tarihsiz yerlerde yaşıyor. Şimdi ortaya çıkan yeni konjonktürde yani özellikle Bağdat özelinde yani bu tartışmalı bölgeler üzerinde şey yaptığımızda şöyle bir şey var. Yani iki bayrak yarışıyor burada. İki bayrak yani ben Irak denkleminde Maliki yönetiminin yani o konuda artık toparlayıcı bir işlevi olabileceğini düşünmüyorum. Yani o konuda oraya bir yatırım yapmanın çok siyasal açıdan doğru olacağını ilişkilenir ayrı bir mesele. İlişkiyi koparmanın bir anlamı yok ama senin elinde fazla kartların yoksa büyük yatırımını Maliki'ye yap. Şiiler güneyde yaşıyorlar. Uzak yaşıyorlar ve işlevselliğini, meşruiyetini yitirmiş yani. Bir iktidar olarak görülüyor. Uluslararası açıdan da. Şimdi iki şey kaldı, iki bayrak kaldı. Bir IŞİD'in kara bayrağı, bir de Kürtlerin Keskisur üzeri. Şimdi biz gönül isterdi ki kendi bayrağımız orada her zaman dalgalansın. Bu gönül isterdi ki iyiydi. Hı. Ama real politik ne diyor, konjonktür ne diyor? İki bayraktan biri bir şekilde oraya girecek. Hı. Şimdi nasıl girdiği, ben detaylarına girmek istemiyorum ama anlayabilmek için birkaç arkadaşla konuştum oradan. Farklı, rapor dışında farklı görüşleri olanlar da var. Yani onu söylemek. Ama ben eksperti olmadığım için de girmiyorum detaylara. Çünkü benim ekspertlik, ben genel çerçeve açısından söylüyorum. O açıdan diyorum yani iki bayrak var. Yani şimdi ben şu açıdan söylüyorum. Yani bizim ekstra bir düşman niye yaratalım? Neden bu kadar aktif bir şekilde Kürt yönetimine cephe alındı yani? Şimdi ve bu da İsveç'ten yapıldı. Bilmiyorum başka diaspora veya başka yerel şeylerde bu konuda. Fransa, Belçika'da ve Amerika'da da yapıldığını yani en azından protestolar yani seviyesinde bir, yapıldığını biliyorum. Birinci boyut bir bu. Bu konuda bence siyasal açıdan bir yanlışlık var ortada. Kürtlerle sorunlarımız olabilir. Eleştiri yapılır. Bu eleştiriyi kesinlikle kapatma anlamında değil. Bir basın açıklaması yapılabilirdi ama bir demonstrasyon yapma. Temel olarak onları hedefe şey yapma. IŞİD'i biraz geri planda. IŞİD tamam onu inkar evet. edilmiyordur ama bir yanlışlık var. Yani burada siyasal anlamda siyaseti oturtmada real politikayı anlamada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Kusura bakma Ferit. İkincisi şudur. Bir de şöyle bir şey var. Yani üslup, retorik olarak kullanılan evet. diskurs yanlış. Yani nasıl diyelim? Yani sen yazıyorsun ki Kürt işgali Kürt, diyorsun. Evet. Biz yıllarca yıldır Kürtlerle, Arapla, Türklerle, Türk devletiyle, Arapla, Arap devletleriyle, Suriye, Irak'la, bilmem şunla, buna sorunlarımız oldu. Yapılan demonstrasyonlara bakın. Bir gün ben fazla görmedim. Böyle direkt Türkleri, halkı alan, halkı hedef alan bir açıklama yapılmadı. Ama iş Kürtlere gelince Kürtleri monolitik, sanki tek bir aktörmüş gibi gören yaklaşımlar çok. Orada neden siyasal hükümet de hedeflenmedi o ayrı bir mesele. Denirdi ki RG'nin, Kürdistan Ulusal Kürdistan Bölgesel Hükümeti'nin politikalarını desteklemiyoruz. Bana sorulsaydı, yani sorulup sormaması benim için önemli değil. Ben sadece bir dost tavsiyesinde bulunuyorum. Bir basın açıklaması ve bu eleştirilerin yapılması bence yeterliydi. Kürtlerle bizim bir şekilde doğru bir ilişkilenmeyi, doğru evet. bir, sağlıklı bir ilişkilenmeyi yakalamamız gerekiyor. Bir bu. Barzani konusuna gelelim. Barzani ve KDP'den yani tarihsel şeyini girmeyelim ama çok büyük bir demokratik yaklaşım beklemek bence bir saf bir yaklaşım olur. Niyetinde bellidir şeyleri. Ama sorun biraz dediğim gibi Kürtleri tek aktör olarak görmemek gerekiyor. Daha yeni seçimler yapıldı. Yani Irak Kürdistan'ında birinci hareket tamam yine KDP çıktı. İkinci Talabani çıktı. Talabani bu seçimlerde çok iyi götürdüğü şeyi. Üçüncü hareket Goran hareketi. Dördüncü hareket yani PKK'nın etkilediği hareketlerdir Irak parçasında da. Yani biraz baktığımız zaman Yelpaze'ye yani bir tek bir şey yok yani Barzani'nin görüşü düşüncesi temel hakimdir diye söylersek bu olmaz. Yani biraz yaklaşımımızda ben diyorum biraz olaylarda bir siyaseti oluştururken biraz daha real politikaya iyi bakmamız gerekiyor. Karşımız gereksiz düşman yaratmaya gerek yok. Biz azınlığız dediğin gibi bir gücümüz yok yani ne de ya ekstra düşmanlar yaratalım ki Kürtler de rahatsız evet. oldular. Evet. Yani ben Kürt olsam bütün Asürileri sen hedef aldığın için diyecek. Ben Asuri yani böyle bir şey bana yönelse, benim aklıma yönelse kendimi savunacağım. Barzani'yi beğenmesem, siyasetini beğenmesem diye savunur. Savunacağım. Evet. Evet. Ve üstelik Irak'ın kuzeyinde yaşayan halkımızın büyük bir çoğunluğu Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları dahilinde yaşıyor ve o insanlar için doğrudan olmasa bile dolaylı bir risk oluşturacaktır. Ve
kaldı ki bunun şu aşamada, yani IŞİD gibi bir sorun ortada varken gidip meydanlarda Kürtleri protesto etmek, Kürt işgalci Kürtler diye bağırmak zihinlerde, özellikle uluslararası zihinlerde bir bulanıklığa, bir zihinsel bulanıklığa neden olacaktır yani. Ama burada ne ilgisi diye, ne alakası? İsveç medyasında biraz cevap gördü bu. Ama ne kazandıracak bize yer alan? Ama yani şimdi bu konjektür ortamı ne kazandıracak? Bu arada biz gazeteciler önüne gelip de tekrar soru sormaya başladık. Şimdi birkaç tane nokta var. Şimdi raporda, Asur Federasyonu'nun raporunda hedef olarak Kürtler gösterilmiyor. İngilizcesini mi okudun, İsveççesini mi bilmiyorum ama İsveççesini okudum. Daha çok Barzani yönetimi hedef gösteriliyor. Ben sadece o demonstrasyonda açılan pankartlar. O sadece pankartlar. Slogandı Soner. Yani evet. Orada sadece, yani kısa slogandır. Yani bunu mektup gibi yazamazsın. Çok kısa yazman lazım. Kürt okupasyonunu kabul etmiyoruz diye. Tabii burada kastedilen Barzani'nin yönetimidir aslında. Ve raporun tamamı bu Barzani'nin yönetimine karşı oturtulmuş bir rapordur. Ama şöyle de sorabiliriz. Neden acaba Asur Federasyonu böyle bir çıkış yaptı? Hiç mi sebep yok? Hiç mi bir şey yok yani? Bir veri yok yani. Benim ortaya neden çıktı şimdi bu? Dışarıdan bir gözlemci olarak sadece bir iki noktada şey söyleyebilirim. Nedenini tabii anlamaya çalıştım. Ama ben temel olarak şöyle diyorum. Siyaseti okumadaki bir yanlışlık, çok ciddi bir yanlışlık üzerinden bunu açıklıyorum. İkincisi, Kürtlerle olan ilişkilerin tarihsel olarak yaşadığımız sorunlardan dolayı, Kürtlerin soykırımda oynadıkları roldan dolayı bu yaklaşım siyaseti günümüze şekillendirirken etkiliyor bizim siyasetimizi. Nasıl? Kürtlerle bir şekilde aynı denklem içerisinde düşmek istemiyoruz. Üçüncü şey ne olabilir? Belki yerel aktörler, Irak'taki bizim yerel aktörlerimizin Kürtleri sıkıştırmak için geliştirdikleri bir taktik olarak belki elanı alınabilir diye düşünülebilir ama yine de siyaset okumasındaki bir yanlışlık olarak görüyorum. Niye diyecekseniz eğer temel tehdit bir kere IŞİD. Uluslararası alanda herkes IŞİD'i konuşurken senin bir şekilde İsveç televizyonlarında ilgi çekmiş olsan bile yani ama sana kazandırmayacak bir siyasete yatırım yapman bence bir yanlışlık. İkincisi şu. Biz bir şekliyle şöyle bir şeye düştük. Objektif anlamda istememiş olsak bile statükoyu savunan, Irak'ta statükoyu savunan pozisyona düşürüyoruz. Bir kere Zava hareketinin, onu da monolitik bir hareket olarak görmüyorum. Maliki hükümetiyle geliştirdikleri ilişkileri onda birini keşke Kürtlerle de geliştirebilseler. Biraz daha dengeli bir politika izleyebilse çok daha iyi olur diye düşünüyordum. Ama ne yazık ki şu ana kadar bunu pek fazla göremedim. İlişki vardır ama ilişki dediğim gibi biraz Kürtlerle çekişme üzerine oturtulursa eğer yanlış olur. Bu ilişki var. Hatta yani Yonadım Kan'la her bahsettiğinde Barzani'den Kak Masud diye bahsediyor. Bu Orta Doğu'da herkes Kak Masud yani Talabani için derler yani. Bukhalo, Keko. Yani bunlar genel konuşma üslubu ama Ferit. Tam da aslında Türkiye'nin tam yıllarca yıllığı yaptığı hatayı yapıyorlar. Yani Kürt mesela kuzeydeki fiili Kürt yönetimiyle evet. Muhatap olmak yerine gidiyorlar. Bağdat'taki hiç yani hani neredeyse bir kukladan ibaret olan bir iktidarla, bir klikle muhatap oluyorlar. Ve aslında AKP hükümeti bu hatadan son zamanlarda döndü. Doğrudan orada yaşayan insanlarla, orayı bil fiil yöneten insanlarla muhatap olmaya başladı ki sorunlarını halledebilsin. Yani zaten mantık da bunu gerektirir. Yani Kürdistan bölgesel yönetimi sınırları içinde yaşıyor isek neden birinci en ağırlıklı muhatabımız Bağdat hükümeti olsun ki? Evet. Bence ama her tarafta ilişkilenmek gerekir. Ama tabii kesinlikle. Şöyle bir şey söyleyeyim sana ama siyasal anlamda böyle bu hassas dönemde ya biz ben statüko ile başladım aslında konuşmama. Şöyle söyleyeyim. Bu statüko geçen Sykes-Picot ile birlikte 20. yüzyılda ortaya şekillenen statükoda bir sürü yerine ne kazandık diye bakarsak eğer
Hiçbir şey. Sıfırın bile altında kaybettik yani. Evet. Sıfırın altında. Gelelim bu statükoda ne kaybettiğimizi hemen söyleyeyim. Biz katliamdan geçirildik. Asimilasyon, inkar politikalarına tabi tutulduk. Göçertildik kendi topraklarımızdan. Bu topraklarda ortaya çıkan devletlerin hangisine bakarsak bakalım. Gelelim Irak üzerine. Türkiye'yi tartıştık. Irak üzerinde. Irak nasıl kuruldu? Irak nasıl kuruldu? Asürilere büyük devletlerin, İngilizlerin yaptığı ihanet üzerine kurulmadı mı? İngilizler dediler Arap kartını oynayacağız. Biz Asuriler diyelim o kadar yardım da etmemiş olmamıza rağmen bizi bir çırpıda unuttular, yok ettiler bizi. Ve en sonunda Simele katliamıyla bir şey olan bir süreçle beraber neredeyse silindik. Yani bizim belimizi kırdılar yani. Şimdi bu Irak devletinin çok savunduğumuz şu an birlik içinde tutmaya çalıştığımız statü anlamında Irak devleti yani. Irak devleti şimdi çatırdıyor. Yani ben Irak devletini birleştiren bir politika içerisinde yanarcasına içinde olmamın bir anlamı yok. Yine de Irak'ın birliği için belli söylemlerim, ilişkilerim olur. Ama diğer şeye de hazırlıklı olmam gerekir. Tamam ama ben o zaman Soner özellikle bu raporun içeriğini iyice okumanı istiyorum. Çünkü burada bizim Asur Federasyonu'nun istediği zaten yani Bağdat'la bir ilişki içinde olmak değil. İstekleri neden Kürt otonom bölgesi var? Kendi özellikleri var. Biz de Ninova için bunu istiyoruz. Evet. Biz de kendimize yönetmek istiyoruz ve kendi silahlı güçlerimizi kurmak istiyoruz. Ama raporun içeriğine baktığımız zaman çok böyle sistematik ve metodik olarak Kürt Barzani Kuerge yönetiminin bütün bu girişimleri boşa çıkarttığını görüyoruz. Tabii rapordaki bilgiler onu gösteriyor. Ve veriler de şimdiki somut veriler de onu neredeyse tasdik ediyor yani. Yok ortada o kadar yani hücumlara maruz kalan bir halk olmasına rağmen kendisini müdafaa edecek bir mekanizmaya sahip değil. Çok garip yani. Peki şöyle bir şey söyleyelim. Yani tamam ben tekrar altını çizeyim. Irak'ın birebir eksperti değilim ama okumuşluklarım var ve gündelik takip ediyorum. Ama dediğim gibi ben o rapor üzerinde pek fazla şey yapmayacağım ama raporun temel mantığı ve daha sonra Huyo'da çıkan Barzani karşıtı şeyler zamanlama itibariyle de yanlış biliyorum. Yani bunu ben genel dostça bir tavsiye olarak söylüyorum, yanlış. İkincisi, şimdi şöyle bir şey, otonomi talebini çok haklı, meşru bir taleptir. Tamam da şimdi birkaç ay önce çok sevindik. Ninova'ya da otonomi çıktı, Irak meclisi şey yaptı, bir alt komisyonu. Pek bir hazırlığı olmasaydı hareketlerimizin yerelde. Bir komisyonda çıktı, kabul edildi bilmem Diyala'ya, Anbar, Selahattin, Ninova vilayetlerine işte Irak İl Meclisleri Anayasası'nın 119. maddesine dayanarak otonomi. Bu daha önce zaten ilk anayasada vardı. Vardı evet. Nasıl hayata? Şimdi bunu mesela çok sevindik ama ben diyorum yani aynı şeyi 5-6 yıl önce Kürtlerin uşağı dediğimiz Sarkis Ağacan'da dedi gelin bu otonomiyi bu anayasa maddesine dayanarak Kürtlerle birlikte şey yapalım. Şimdi ben Kürtlere birebir angaje olalım demiyorum. Ama Ferit'in de az evvel söylediği gibi sadece Bağdat'a ve Ninova tarafındaki sınırlarda yaşayan halkımız var ama birçok da böyle serpiştirilmiş köylerde yaşayan halkımız var. Kürdistan bölgesinde diyelim. Şimdi bir şekilde bizim Kürtlerle bir ilişkimiz olacak. Keşke Kürtlerle ilişkimizi sağlıklı, hukuk temelinde, adil bir temelde bir ilişkiye dönüştürebilsek. Ama şimdi bu nasıl, neyi gerektirir? Doğru bir ilişkilenmeyi gerektirir. Oturacağız, onlarla kendi taleplerimiz çerçevesinde konuşacağız. Ama sen bir şeyi isterken tabii onlar da bir güçtür. Yani kimse sana bir şeyi bahşetmez. Ama onların da bir çıkarı vardır, senin de bir çıkarın vardır. Belki ortak şeylerde bulaşabilirsin. Benim şey yapmak istediğim nokta, Maliki'nin çok sinsi bir şekilde, yani bu İran geleneğinden gelen bir sinsilikle kullandığı bir politikaydı yani, tamam mı? Yani bilmem Sunni bölgelerinde, Tikrit'te, şurada burada elden geçince, yani o şekilde de Ninova'yı koydu. Biliyor, o da sorunlu bir bölge. Orada da Türkmenler ve Asuriler var, tamam mı? De onları da şey yapalım, bunları böyle paketleyelim, Kürdistan yerel hükümetinin başına şey yapalım, sorunu atalım. Ama bunu uygulayacak bir iradeyle yapmadı yani. Sadece böyle Barzani ile arasındaki çelişkiden dolayı yaptı. Yani bunun altını bir çizelim. İkincisi, biz kusura bakmayın ben biraz arasız konuşuyorum. Şöyle şu an Gazze'de
İsrail'in büyük operasyonu var. Şimdi o da aslında ortadaki gelişmelerle bağlantılı. Yani Hamas'a dönük yaptığı operasyon, katlettiği insanlar, Hamas'ın gereksiz yere 3 İsrail gencini kaçırıp katletmesi. Yani bu gibi şeylerin de yani bu ortadaki IŞİD'in hareketlenmesiyle bağlantısız olduğunu düşünmemek gerekiyor. Ama şöyle hemen İsrail'in kuruluş bir tarihine geçelim. Filistinlilerin yaptığı çok büyük bir hata vardı. Filistinliler 1947'de Birleşmiş Milletler onlara dediler ki İsrail'de Filistin'de dediler iki devletli çözüm. Kudüs'te olacak, uluslararası bölge olacak, uluslararası yönetimi şuyu bu olacak. Araplar dediler ki biz bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle İsrail devletini kabul etmiyoruz. Kabul etmediler. Daha sonra yenildiler. İsrail gitti, Filistinlere verilen toprakları da işgal etti. En son 1993 Oslo'ya geldiğinde Oslo görüşmelerine çıkan iki tane köyü kabul etmek zorunda kaldılar. Şimdi buradan çıkarılması tarihte başka halkların deneyiminden çıkarılması gereken bir örnek. Otonomi çok lastik bir şeydir. Yani askeri gücün belki ilk etapta olmayabilir. Anlatabildim mi? Al sen önce otonomini, zaman içerisinde genişlet. Önce kazanımını sağla. Sana kim bunu pratikleştirecek? Bunu Maliki mi yapar, Sünniler mi yapar, Kürtler mi yapar? Hangisi ciddi, somut bir şekilde pratikleştirecek bunu? Yapsın önce, vergilerinden payını al, yönetimini sen yap. Bence buna yatırım yapılması gerekirdi. Ya. Şu, bence bu işi de biraz derinlemesine inelim diyorum. Yani ben son iki, yani Bağdat olayları patladıktan sonra biraz araştırmaya başladım. IŞİD nedir, neyin nesidir? Yani böyle garip bir oluşum. Yani dünyanın her yerinden şeyler var, teröristler var içinde. Şile'den yani Güney Amerika'dan tut, Arnavutluk'tan tut. Yani Türkiye belki en büyük payı veriyor işi de şimdi. Her çeşitten insan var içinde. Ama bunun Irak'ta, Musul düşmesinde ve oradaki olayların oluşmasında IŞİD'in çok büyük bir rolü olduğunu söylemiyor yani. Çoğu bu IŞİD olaylarını takip eden Irak'ta, Musul'daki olaylarını IŞİD'in sadece bir bu Irak'taki olaylarda hani öncü olarak kullanılan bir alet olarak ortaya atılıyor. Ve bu yaydığı korku, katliamlar, kafa kesmeler, yani bütün vahşice yaptığı metotların sayesinde birçok insanda korku tabii oluşturuyor. Oradaki bu ayaklanma, Sünni hareketi aslında IŞİD'i kullanıyor diyorlar yani. O zaman IŞİD nedir, neyin nesidir, kaç kişidir? IŞİD'i ne kadar yapmak lazım? Bu şimdi kısa bir vadede çıkıp kullanılan bir örgüt olup sonra iş bitince çöpe atılacak bir örgüt müdür? Yani bu halifelik hiç oturtacak bir yapı mahiyetinde öyle bir şey var mıdır? Yani halifelik zaten öyle bir ilan, halifelik ilanı da ne genel geçer bir kabul görmüş ne de ciddiye alınmış hem uluslararası toplum tarafından ve de Müslüman dünyada da bir ciddi bir yankı bulmadı. Yani artık hilafet 1924'le birlikte artık dünya gündeminden hemen hemen çıkmış. Yani bu tür buna benzer başka hilafet iddiaları olan başka şeyler de olduğu geçmişte. Yani dolayısıyla IŞİD'in sırf hilafet ilan etti, işte dünya Müslümanları gözlerini oraya çevirip oraya ellerinden geldiği kadar yardım edecekler diye bir durum söz konusu değil. Fakat şöyle bir şey var. Yani bu IŞİD'in IŞİD o özellikle Irak'ta ve Suriye'de Sünnilerin uzunca bir zamandır baskılanması yüzünden beslendiği kesin. Yani bu durumu da, bu fiili durumu da kendi çıkarları için kullanabilecek devletler olabilir. Yani onlar organize ediyorlar, IŞİD'i onlar kurdular anlamına gelmez bu. Hemen aklımıza zaten gelir. Türkiye, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu kadar çok komplo teorisine inanmanın sonucu o zaman toplumların iradesini yok saymak anlamına gelir. Demek ki milyonlarca insanın hiçbir iradesi yok. Masa başında 3-5 tane göbekli, ellerinde purollu adam
IŞİD'i kuralım, buraya saldırtalım, şu ülkeyi bölelim, ondan sonra da çöpe atalım. Yok öyle bir şey yani. Mümkün değil yani, eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Dolayısıyla bu hareketi okurken yani bu arka planı da görmek gerekir. Ortada bir sorun var ve IŞİD bu sorundan besleniyor. İlerlerken, eylem yaparken onun eylemlerini manipüle edebilecek başka ciddi bölgesel ve uluslararası güçler her zaman olabilir. Nitekim bugüne kadar Amerika'nın IŞİD'in yaptıklarına göz yumması, İsrail'in göz yumması, Türkiye'nin göz yumması bir şekilde IŞİD'in yaptıklarının ister hasbelkader ister bilinçli olarak onların işine geldiği anlamına gelir. Aşağı yukarı. Bütün yönleriyle iddia edemeyiz belki ama büyük ölçüde bu üç ülkenin işine geldiği çok bariz ortada. Yani IŞİD'in ne olacağı çok meçhul. Uzunca bir sürede kalabilir. Gerçekten bir devlet oluşumu da yapabilir. Hiçbir ülke tarafından tanınmayan bir devlet oluşumu da yapabilir. Nitekim bunun adımlarını da atmaya başladı. İşte sosyal hizmetler sağlamaya başladı. Okul, hastane, kendini halife ilan eden Bağdadi, bütün özellikle entelektüel Müslümanları hicrete çağırdı. Yani İslam ülkesine göç etmeye çağırdı. Dolayısıyla ortada böyle bir alan hakimiyeti kurduktan sonra bir kurumsallaşmaya doğru bir gidiş var. Fakat bu başarılı olabilir mi olamaz mı? Yani şu an için bir şey söylemek çok zor. Ama IŞİD denince sadece böyle kafa kesme sahneleri. Şimdi o aslında yani uyguladıkları stratejinin bir parçası. Evet. Nasıl yani bunlar nasıl devlet kuracak? Nasıl sosyal faaliyetler? Aslında, yani aslında bütün devletler az çok yapıyorlar aynı şeyi. Şöyle bir şey yapmak gerekiyor. IŞİD'i diğer radikal İslamcı örgütlerden ayıran en temel nokta bence sistematik bir ordu ve devlet bilinciyle hareket etmeleri. Evet. Tuttukları alanda alan hakimiyeti sağlıyorlar. Alan hakimiyeti kurumları oluşturuyorlar. Kendi ideolojileri, şeriatı uyguluyorlar. Sosyal hizmetlerin çok iyi olmasını sağlıyorlar. Fırınlar diyorlar açık olsun, bilmem şu bu açık olsun falan. Tabii elektrik, yani su falan. Elektriktir, sudur. Kuşatmak istedikleri yerlerde elektrik suyu kesiyorlar. Bu eski bir taktiktir. Yani suyu kes, kaleyi kuşat, mecbur kalacak, çıkacaklar. Kaleyi kapılarını evet. Açacaklar. Ama IŞİD'in şöyle bir şeyi var. Yani IŞİD az evvel dedik arka bahçesi Amerika'nın işgaliyle başladı. Amerika'da işgalinden sonra, Irak'ın işgalinden sonra o dönemki Bremer, Paul Bremer dedi biz bağımsızlaştırma şeyini uygulayacağız. Ve Sünnileri acayip şekilde dıştaladılar. Irak'taki Sünni ki %19 gibi bir nüfusun bir kesimini kapsıyorlar. Sünnilerin bu dışlanmışlığı süre içerisinde arttı. Bağız'la zaten yani Bağız deyip geçmemek lazım. Suriye ve Irak'ta Bağız'la ilişkisi olmayan insan bulmak yok. Zor. Bu Maliki'nin iktidarı almasından sonra mezhepçi politikalarla beraber arttı. Ve Sünnilerin dışlanmışlığı zaten sosyal yapıda, sosyal zeminde bunun altyapısını oluşturdu. Ve IŞİD Arap Baharı ile beraber zaten bu konuda yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Ama IŞİD neden bu kadar aktif bir şekilde sahneye çıktı diye sorarsan eğer bence burada şunu görmek gerekiyor. Biraz bir iki yıl önceye geri alalım, teyipleri saralım. Arap Baharı'nın başladığı dönemlere bakalım. Arap Baharı terimi zaten Avrupa'nın böyle romantikleştirme çerçevesinde uyguladığı bir terimdi. Barışçıl eylemlerle başladı, hükümetler devrildi, Mısır'da devrildi. Bu zaten Libya'da gitti, biraz vahşileşmeye başladı. Suriye'de de 3-4 ay içinde gideceği düşünülüyordu ki olmadı. Orada ip koptu. İp kopmaya başlayınca bakıyorsunuz zaten bu Suriye Özgürlük Cephesidir, muhalif cephe. Yavaş yavaş kontrolünü kaybetmeye başladı. ÖSÖ, önce Cephedel Nusra dediğimiz El-Kaide bağlantılı örgüt o boşluğu doldurmaya başladı. Fakat daha sonra bu da yavaş yavaş IŞİD bu boşluğu kendisi alıp alan hakimiyeti kurmaya, yeni bir stratejiyi devreye koymaya başladı. Şimdi Arap Baharı'ndaki temel şey şuydu, yani Müslüman kardeşler geneline bakıldığında siyasal İslam'ın en önemli damarlarından birisidir ki bunlar sosyal hizmetlere çok önem verirler. Yani halk taban içerisinde böyle ahtapot gibi yayılmışlardır. Yani siyaset onlar için sadece bir şemsiyedir yani ama altyapıda nasıl ki AKP'ye bakın Türkiye'de her tarafa yayılmış. Her tarafa yayılmıştır. Böyledir Müslüman kardeşler geleneği. Müslüman kardeşler mesela Suriye'de başarısız oldu muhalefete katılınca. Mısır'da ordu darbe yaptı. Tekrar indirdiler Müslüman kardeşleri iktidardan. Bu bir radikalleşme sürecini
ortaya çıkarttı. Özellikle Sünni kesimler içerisinde. Ki bunun arkasında benim stratejik bir beyin olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok stratejik ilerliyorlar. Yani uyguladıkları taktik, strateji anlamda dediğim gibi Müslüman kardeşlerin sosyal, ideolojik anlamda belki besleniyorlar bu zeminden. Ama arkalarında da kesinlikle askeri anlamda, devlet yönetme anlamda da stratejik bir şey var ki Saddam'ın sağ kolu olan Dürüdi sanırım onlarla beraber. Bir sürü Baas komutanı onlara beraber hareket ediyor. Bir bu. İkincisi aradaki en önemli fark. El-Kaide global cihattı. Globalleşme unutmamak gerekir ki siyasal teoride incelenirken globalleşme lokalleşmeyle beraber incelenir. Biz tamam globalleşmeyle beraber global cihat olgusu ortaya çıktı. 9-11 Eylül'leri konuşmaya başladık. Şimdi de cihat olgusu lokalleşmeye başlıyor. Alan savunması. Afganistan'da Taliban tekrar geri döndü. Sudan'da böyle. Boko Haram orada öyle. Şurada şunu alacaklar. Şurada şunu. Yani strateji yavaş yavaş şey değiştirdi. Strateji değişikliği var yani. Evet. Şu programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz aslında ama kapatmadan önce bir Suriye'ye de değinelim diyorum. Suriye'de patlayan olaylarda Suriyelilerin duruşu, oradaki ADU yani Asuri Demokrat Örgütü'nün duruşu ve daha sonra Davronoy grubunun tutumu falan. YPG Kürt grubuyla bir autonomiye girmesi. Bu konularda ne demek istersiniz? Yani Başar, şöyle bir şey aklıma geliyor. Olaylar patlak verdiğinde Başar bütün dünyaya bir tehdit salladı. İşte Suriye'de ateş başlarsa ben bütün Orta Doğu'yu yakarım. Yani şimdi bunun sonuçları mı? Başar'ın tehdidinin yerine getirdiğini mi görüyoruz? Yani Irak'ta patladı. Suriye durmuyor. Ve IŞİD, El-Nusra gibi artık sınırlar ötesi örgütler ortaya çıkıyor. Ne dersiniz bu konu hakkında? Şüphesiz askeri tehdit altında kendisini hisseden her devlet, üst düzey devlet yöneticisinin sarf edebileceği bir kelime sarf etmiştir Başar Esad. Yani ben batarsam herkes batar. Bana bir şey olursa herkesi... Kaddafi de benzer bir söz söylemişti. Kaddafi yani dolayısıyla bunu ciddiye alıp işte IŞİD'in Cephetun Nusra'nın arkasında doğrudan veya dolaylı olarak Beşar Esad var. Bunu Amerika'nın başına bela etmeye çalışıyor işin sonunda diye düşünmek bence biraz naiflik olur. Çünkü bir kere... ister Cephetun Nusra'nın olsun, ister IŞİD'in olsun, en büyük kendisince en büyük gördüğü düşmanlardan birisi Şiiler ve Şiilik. Hani dolayısıyla burada Beşar Esad'ın bu işin arkasında olabileceği çok akla yatkın gelmiyor işin doğrusunu isterseniz. Şey diyorlar zaten Basri rejimi şeye saldırmıyor, IŞİD'in kontrol altında tuttuğu bölgelere saldırmıyor. Yani stratejik olarak saldırmayabilir evet. Yani bu askeri onun en büyük strateji olarak o argümentasyonun en büyük delili. Bu stratejik olarak bunu çok yerden duydum yani. Evet öyledir. Söylüyorlar. Öyledir de. Evet. Ama yani bu onun delili olamaz yani. %100 kabul yani evet. On sadece buna bakarak kesin bir karara varılamaz yani ortada başka bir şey görmüyorum ben aralarında zımni veya açık bir işbirliği olabileceğini pek IŞİD'de şeye saldırmıyor. Baas rejiminin olduğu şey. Diğer İslamcı örgütlere saldırıyor ve Kürtlere yoğun evet. olarak şey yapıyor. Yani hiçbir şekilde daha bildiğim kadarıyla daha ama ona bakacak olursak mesela PYD güçleri sürekli Beşar Esad'ın zımni ittifakçıları olmakla suçlanırken peki o zaman IŞİD ve Cephetun Nusra neden YPG kontrolündeki alanlara saldırıyor? Madem ikisi aynı klikin ittifakçısı, o zaman onlara niye saldırıyor? Öyle değil mi? Evet, yani böyle bir soru da ortaya çıkıyor. İşte bu kadar basit değil bence. Bu kadar basit çok, değil yani. Hani işte o onu söyledi, bu bunu dedi. O zaman basitleştirelim. Bizim Süryani örgütlerinin tutumuna ne dersiniz? Ben Başar'ın düşeceğini Davronoy grubu
Stockholm'daki Suriye oraya bastıklarında ben artık başarının düşeceğini tahmin ettim. Çünkü bu grubun bir özelliği vardı yani. Hep güçlünün yanında duran bir özelliği var bu, evet. Davronoye grubunun. Ama öyle olmadı. Şimdi garip bir çelişki yani, hatta belki o değil de düşmeden ziyade Suriye'nin bölüneceği gibi bir durum ortaya çıkınca, ki bu fiili bir durum yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Suriye'nin kuzeyi dediğimiz Gezerto falan o bölgelerde, evet. Artık Başar değil de bir Kürdistan parçası. Türklerin Rojava denen bir şekil yönetim biçimi şekillenmeye başlanınca belki bir politika değişikliği içine girmeye başladılar. ADO'nun tutumu hakkında ne demek istersiniz? Vallahi. Ben konuşayım önce. Tabii. Yani ADO'nun bence ben ilk başta daha Arap Baharı romantizmi daha sürer iken Suriye'de bir statüko değişimi öngören demokratik taleplerle ortaya çıkan bir dönemdeki muhalefete katılmasında büyük bir yanlış görmedim. Büyük bir yanlış yoktu. Ama gönül isterdi ki bu siyasi hareketlerimizde henüz bir kültür oluşmadı. Halkla kontaklarının daha güçlü olup bir konsensüs çerçevesinde böyle bir muhalefete katılmalarının daha etkili olabileceğini ve diğer gruplarla ilişkilenmede onların ellerine daha güçlü koz vereceğini söyleyebilirim. Ve bu yapılmadı. Biraz Asuri Hareketi Suriye'de, Asuri Demokratik Hareketi elitist bir tavırla girdi ve girdiler, muhalefetin içine girdiler. Kaldılar orada. Ne kadar siyaseti, Suriye muhalefet siyasetini değiştirebildiler? Bu konuda onlara sormak gerekiyor. Biraz şüpheliyim. Çünkü onların öngördüğü anayasada yine bize dönük bir ciddi bir açılım yoktu. Genel çok banal ifadeler vardı ki bu banal ifadelerden biz Orta Doğu'da gına getirdik. Evet. Yok, tanınmak istiyoruz biz. Ki ADO'nun elinde bence önemli bir fırsat vardı. Hasyolarımız kaçırıldığı zaman bence tekrardan masaya oturup muhalefetle ciddi anlamda tartışıp bizim hasyolarımız kaçırıldı, bu muhalefet olarak kaçırıldı, getirin bizim hasyolarımızı. Getirmiyorsanız çıkıyoruz. Süre verilip çıkılabilirdi ya da yeniden onlarla bir pazarlığa girilebilirdi ki bu da yapılmadı. Zaman oyalandı. Yok şu gün gelecek, şu gelecek, şu gelecek. Şu anda da zaten Suriye muhalefeti dediğimiz olay ADO'nun içindeki zaten anladım. Çok etkisiz. Etkisiz, evet. Davranoyalara ilişkin de siyasal literatür anlamında şunu söyleyeyim. Davranoyalar Kürtlerle ilişkilensinler. Ona bir sorun yok. Ama Kürtlerle fırsatçı temelde ilişkilenmeleri yanlıştır. Yani ortada bir durum çıktı. Yani? Niye? Çünkü Davranoyaların yani Kürtlerle önce Davranoyalar döneminde 2000'li yıllara kadar olan güzel bir ilişkileri vardı diyelim. Aşkları vardı öyle. Daha sonra birden bozuldu ilişkiler. Niçin bozuldu? Bir öz eleştiri, bir hesap verme gibi bir durum olmadı. Şimdi de tekrardan ilişkilenmeye başladılar. Yani niçin oldu? Ne değişti? Ne oldu? Ne bitti? Benim hesabımda yani diğer tarafta değişen çok fazla bir şey yok. Kürt hareketini de yakından takip ediyorum. Ama yani böyle bir şeyin halka hesabı verilmesi lazım. Yani çünkü tepedeki 3-5 kişi karar verecek bugün Kürtlerle ilişkiye. Evet. Bu yanlış. Bundan vazgeçmek gerekiyor. O dönem konjonktür değişmişti. PKK artık yüktü. PKK'dan ayrıldılar. Bugün konjonktür değişti. Rojava'da iktidarlaşma olanağı çıktı. Ben ilişkileneyim. Fırsatlardan biraz benden önemli. Bu yanlıştır yani. Bu halka reva görülmemeli yani. Ne elitist yaklaşım ne de fırsatçı yaklaşım bu halk. Bu halk buna layık değil diyor. O zaman Ferit, böyle bir soru çıkarabilir miyiz Soner'in konuşmasından, yaptığı tespitlerden? Yani hem Davronoye hareketi hem ADO aslında halkından kopuk örgütler olarak görünüyor, öyle mi? Maalesef. Nasıl? Maalesef. Yani ben mesela Türkiye'ye gelen birçok Suriye'den olan insanımızı da gördüm ama böyle çok bu tür şeylerden çok haberdar değillerdi yani. Ortada ne oluyor, ne bitiyor. Hani bu kadar sirkülasyonun olduğu bir yerde en azından kayda değer bir insan topluluğunun, kayda değer bir oranın bu olan bitenler konusunda az çok bir fikirleri olması lazımdı. Hiçbirisinin herhangi bir fikri yok yani böyle çok olayların dışında. Bu da aslında iki örgütün de kararlar alırken hani kiminle ne kadar istişare halinde olduklarını dolaylı olarak bize gösteriyor. Yani tepeden küçük bir odada alınmış kararlar yani. Halka ya, siyaset anlayışını bence değiştirmek gerekiyor. Yani bu genelde yani tabii ADO Davronoye bir siyasi harekete mal etmemek siyasi kültür haline dönüştü. Bizim. Evet maalesef. Yani sadece tepeden inmecilik. Evet. Yani ben birkaç şey not almıştım.
genel sorun olarak ne var? Temsiliyet sorunumuz var bizim ciddi anlamda. Şu an bu örgütleri bir tarafa bıraktığımızda halen kilise, Süryani Kilisesi, iki doğu hem de batı anlamında söyleyelim. Doğu Asurist Kilisesi, Süryani Ortodoks Kilisesi. En güçlü organizasyonlar olarak halen ayakta. Evet. O kadar örgütlerimiz olmasına rağmen. Evet. Örgütlerin şunu öğrenmeleri gerekiyor. Birçoğunda da artık biz diasporada birçok demokratik değerlerle şey yapıyoruz. Hesap verilebilirliği öğrenmeleri gerekiyor. Temsiliyet basit bir şey değildir. Temsiliyet için bir Obama bilmem gidiyor. Demokrasi seçimlere gidiyor. Milyonlarca Amerikanın oyunu alması gerekiyor. Milyonlar yani binlerce milletvekili çalışanını yanına çekmesi gerekiyor. Her partide bu böyledir. Yani basit bir şekilde ben bir partinin başıyım, bu halkı temsil ediyorum demek olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Keşke o kapasite olsa olabilseydi. Temsiliyet için bence biraz daha iyi çalışmak gerekiyor. En iyi yapılacak şey halkta konsensüsü arama. Halkın içine gidelim, halkla temasımız olsun. Örgütler bu halk, bir iddiası olan insanlar halk içinde çalışsınlar. Halk onları eğer görüyorlarsa, onların lideri, temsilcisi, gidin bizim adımıza konuşun diyorlarsa konuşsunlar, daha büyük konuşsunlar. Ama yok, görmüyorlarsa... Yani bunu da tabii ki yani öyle bir durumda belki gidip seçim yapmanın imkanı yok ama yok. İnsanlar hani bunu hissederler yani. Tabii bir aktivite parti, kaç kişi geliyor. Tabii örneğin yani bir de karşılıklı görüşürken insanlarla yani çok şey olur yani insanlar o şeyi... O elektriği karşıdan alırlar, fark ederler. Düzenledikleri siyasal ve kültürel aktivitelere ne kadar bir katılım var? Kendi üyeleri dışında, kendi sempatizanları ve kendi doğrudan kadroları dışında ne kadar katılım var? Yani bu önemli tabii. Bir sorun. Hı. Aynı yani, şey bu eleştiriyi şeye yöneltebilir miyiz bu, Ferit bence? Bu son dönemde Tur Abidin'de kurulan Süryani meclisi. Meclis, evet. Fikir olarak güzel. Yani birçok çevre bunu tartışıyordu yıllardır. Meclis, evet. Sürgünde meclis ya da meclis evet. Biraz birliği savunan. Evet. Ama yani birden şok gibi, yani damdan düşer gibi geldi. Hiç kimsenin haberi yoktu. Nereden Süryani çıktı Halk bu gibi? Meclisi. Yani evet. Onun gibi bir şey. Nereden çıktı yani bu? Kimseye danışılmamış, yani sorulmamış. Yani insan böyle bir şey yaparken neden gitmez? Yani diyelim biz parçalanmışız. Parçalı evet. Taraflara gider konuşur. Asurilerle, Aramilerle, Davronuyacilerle ya da kimlerle olursa. Bütün kimselerle konuşur. Hı-hı. Çeşitli aydın bireylerle konuşur. Bu halk üzerinde etkisi hı-hı. Olan kiliseyle konuşur. Hı-hı. Konsensus yaratır, öyle kurar. Hı-hı. Yani dedim yani 1-2 yıl bunun için altyapı çalışması yapılması gerekirdi. Böyle bir evet. Şeyin deklare yani açıklamak rahat. O zaman buna bir ekleme yapayım Soner. Çünkü tam senin çıktı yani bahsettiğin tespitler üzerinden bir arkadaşımız burada programlar yaptı, Konstantin Şabu evet. Ve aynen söylediğin gibi bunlar şimdi tepeden gelme, 3-5 kişi kaç kişidir, kimdir bilmiyorsun. Belki biz parlamento... çok iyi niyetli arkadaşlardır. Ama yani, ama yani tersinden başladığın zaman her şey tamam biraz, yani bitti yani. Usul yönünden belki bir, evet. Yani ben orada yanlış anlaşılma da olmasın, ben orada aktif olarak bulunan arkadaşlara... Gidip suçlama, işte kötü niyetleri var, bizi sattılar, ajandırlar, şudur bu suçlaması yapmıyorum. Sadece usul yönünden bir eksiklik, bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani bilemiyorum, böyle çok çok katılımcı olduğunu görmüyorum. Ben yapsaydım, belki ben oradaki insanların da... Yani böyle bir iddiam olsaydı eğer, ki bazı arkadaşlar diyelim beraber diyeceğiz, bu böyle bir hedefimiz var, böyle bir meclisi kuracağız. 5-6 kişilik bir komite, çünkü çok insan gücü gerekiyor. Saatlerce gidip çeşitli çevrelerle görüşmek gerekir. En az böyle 1-2 yılı önüne koyman gerekiyor. Evet. Ve taraflara şu güvenceyi de vermek gerekirdi. Biz böyle bir oluşumda yönetici görevinde yer almayacağız. Yardımcı olacağız, içinde çalışacağız. Yönetici olarak almayacağız. Sanmayın ki biz bunu kendimiz için yapıyoruz. Yani onu bir tarafa bırakalım ama yani bu tür nezaket usulleri, evet. Yani konsensüs arama evet. Biliyor musunuz? Şüphesiz belki bunda hani oradaki insanların bu konularda çok yani genel olarak sıradan bildiğimiz niye insanların... Niye sorgulaması yok? Kesinlikle yok. Yok yok yani oradaki insanların da belki bu tür siyasal ve kültürel organizasyonlar konusunda da belli bir isteksizliği de söz konusu. Yani o anlamda belki sonuna kadar bu konuda hani orada bu halk meclisini oluşturan arkadaşları belki suçlamak haksızlık olacaktır ama bence... Bir şey sağlanabilmeliydi yani böyle bir denge, bir ikisinin bir orta yol bulunabilirdi yani böyle ama direkt. Sorgulanan şu yani fikir belki iyi niyetli olabilir, her şey olabilir ama
yanlış yerden çıktı yani yöntem, yanlış üslup, yöntemle geldiği zaman bir, üslup bir evet yani o zaman var. Ölü doğmuş bir bebeğe benziyor yani bu. Ben şimdi, şöyle diyeyim, umarım ölmez, yaşasın yani yöntemle de yöntem yanlışlığıyla başlamış olsun. Bu değiştirilebilir bir şey yani değiştirilebilir. Umarım değiştirebilirler diyelim. Yani nihayetinde. Olalım. Tek bir şey eklemek istiyorum yani o zaman meclis, sonu okey öyle şey yapayım. Bir azınlık grup olarak Orta Doğu'da şu an en çok günümüzde olan şey yani Orta Doğu'da çok dünyada birçok kesimin tartıştığı Orta Doğu'da Hristiyanların, azınlıkların geleceği ne olacak? Orta Doğu'da bir gelecek kaldı mı bize? Bence en önemli kafa patlatmamız gereken konulardan birisi bu. Organizasyonlarımın bence en önemli üzerinde düşünmesi, cevaplar araması, somut politikalar geliştirmeleri gereken konu bu olması gerekiyor. Ülkede dediğimiz gibi askeri gücümüz yok. Yani ülkede konuşabilmek için, Orta Doğu'da konuşabilmek için özellikle bu koşullarda şeye gerekiyor. Yani askeri güç orman kanunları geçerli ve evet. Çok hassas bölgelerde yaşıyoruz. Ülkede dengeli, düşmanlıklar yaratmayan, karşılıkları gerek yani fazla oluşturmayan dengeli bir siyaset geliştirmek gerekiyor. Bir bu. İkinci, Irak, Suriye ve Türkiye'de Kürtlerle bir şekilde olan problemli ilişkilerimizi sağlıklı bir temel üzerine oturtmamız gerekiyor. Bunun zamanı gelmiştir. Kürtleri monolitik bir aktör olarak görmememiz gerekiyor. Üçüncü bir noktada diasporanın bazı konularda halkımızı angaje edici tavırlar içerisinden kaçınması lazım. Ölçülü, profesyonel, bence çok önemli, profesyonel insan hakları, azınlıklar hakları üzerinde kurumlaşma çerçevesinde yapacakları aktiviteler halkımızın bence uluslararası anlamda haklarının savunulması, duyurulmasında çok çok büyük faydaları olacaktır. Maalesef ki tam tersi oluyor. Genelde çok ultramilliyetçiler olduğu için çoğunlukla diğer muhatap taraflar genelde şey oluyor. Çok milli temelde suçlanıyorlar ve dolayısıyla böyle biraz kendilerine antipati de saldırılmış hissediyorlar. Evet, yani. Kendilerini savunma saldırılmış hissediyorlar ve tabii. Aynen öyle. Yani biraz üslup yöntem hatası var diye düşünüyorum. Özellikle diasporadaki yönetici kadrolar diyeyim. Yani burada ayrım yapmıyorum. Yani büyük çoğunluğu öyle görebiliyoruz hepimiz. O zaman bu program aracılığıyla sizin bu eleştirilerinizi onlara ulaştırmış oluyoruz. Dosya eleştiriler. Evet. Nihayetinde. Hepsiyle de yakın. Kısa bir özet yapmak istersek yani kimin kime düşman olduğu belli olmayan Orta Doğu'da kaynayan bir ateşin içinde küçük bir grup olarak yaşamaya çalışan. Soner iyi bilir Churchill'in meşhur vecizesi vardı. İngiltere'nin ezeli düşmanları yoktur. İngiltere'nin ebedi dostları da yoktur. Yani. İngiltere'nin çıkarları vardır. Yani dolayısıyla Orta Doğu'da da yani hani bu daha çok geçerli belki. Yani o senin o öncelik tehdit önceliği sıralaması hatası yaparken orada bir yanlışlık yaparsanız bu sefer kiminle yanlış ittifak yapmış olursunuz ki bu bir faciaya neden olur yani hani. Evet. O zaman söylenecek her şeyi söylemeye çalıştık diyelim ve programı değerli arkadaşlar Soner Önder ve Ferit Altınsu'nun değerli analizleriyle kapatıyoruz. Teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere.